Tekrar merhaba. Şu anda Frankfurt'ta 10 binlerce insan sokakta. Kaç bin insan olduğu konusunda net bir bilgi verilmiyor ama bütün sokaklar dolmuş ve bu sokaklara daha fazla yığılmaması çağrısı yapıyor. Gerçekten de 10 binlerce insan peki Almanya'da sokakta ama neden? Neden sokakta? Bir tanesi ırkçı neonazi faşistler 25 Kasım'da Potsdam yakınlarında bir toplantı yaptılar, bir gizli toplantı yaptılar. Bu toplantıda ülkede yaşayan 20 milyondan fazla göçmenin sınır dışı edilmesini istiyorlar ve buna da emigrasyon dediler. Yani zorla başka ülkeye göndermesinin çağrısını yaptılar. Bu plan ortaya çıktıktan sonra bütün kentlerde eylemler başladı. Gerçekten de bir gölün kenarında gizli bir toplantı yapılması Almanya'da yaşayan insanlara aynen Wannsee Konferansı'nda 1942 yılında yapılan Wannsee Konferansı'nı hatırlattı ve bu konferansta Yahudilerin deport edilmesi kararı alınmıştı. Şimdi de Almanya'da yaşayan, iltica eden, kalıcı oturumları olmayan ya da Alman vatandaşı olmuş ama Almanya'da yaşayanların da aşamalı olarak sınır dışı edilmesini çağrısını yaptılar ve bu toplantıya her şeyden önce AfD'nin üst düzey yöneticileri katıldı. AfD eş başkanı Alice Weidel'in danışmanı katıldı. Saksonya-Anhalt AfD grup başkanı katıldı ve diğer bir tane federal milletvekili katıldı. Yani AfD'nin tam merkezinde olduğu bir geri gönderme hareketi, bir remigrasyon hareketi oldu ve bu parti Almanya'daki parlamentoda çok güçlü. Önümüzdeki Eylül ayında Almanya'nın 3 eyaletinde seçimler yapılacak ve bu seçimlerde AfD'nin birinci parti olması gündemde. İşte halk şu anda bu partinin geriletilmesi, püskürtülmesi ve gerçekten de faşist bir ideolojiye sahip olduğunu aykırıyor. Bu nedenle yasaklanmasını talep ediyorlar. Bu nedenle diğer onlara oy verenlerin sırtını dönmesi çağrısı yapıyorlar. Uzun süreden beri Almanya'da antifaşist hareketler bu kadar güçlü değildi, bu kadar kitlesel değildi ve bu gizli plan birden oluşan tepkiyi açığa çıkardı ve bu gerçekten de Almanya'nın son yıllarının en büyük antifaşist hareketini yaratmasına neden oldu. Umut verici, gençliğin katılımı, kadınların katılımı ve değişik uluslardan insanların katılımı Almanya'da ırkçılığa karşı sessiz çoğunluğun harekete geçirdiğini gösteriyor. O zaman bir kez daha asla diyorlar, bir kez daha ülkemizde faşizmin iktidara gelmesini istemiyoruz. Sokaklar bugün bunu net bir şekilde bir kez daha gösteriliyor. Und überzeugten Europäer aufstehen und nicht nachlassen, bis die Gefahr gebannt ist. Das müssen wir uns hier und heute versprechen. Das können wir den ganzen Tag machen, ich wohne da hinten. Also. Sichere Rente, Mitbestimmung und das Gefühl,